Merhabalar. Bugün sizlere SPSS programında tek örneklemli T testini nasıl yapacağınızın kısa tanıtımını yapacağım. Tek örneklemli T testleri eğer tek bir numerik ölçümünüz varsa ve bunun bilinen bir değerden farklı olup olmadığını kıyaslıyorsanız veya bilinen bir ortalama dersek daha doğru olur kullanmanız gereken bir test. Burada örnek veri seti olarak SPSS'te birlikte gelen diyabet veri setini görüyorsunuz. Bu veri setini açtığınızda dikkat ederseniz burada bağımsız herhangi bir grup yok. Bir grup hastanın hemoglobin değeri yani glikoz değeri, aylık gelir seviyesi ve bu tedavinin maliyeti ve tabii bir de yaş değerini görebilirsiniz. Eğer şöyle bir sorunuz varsa, sizin örneklemenizin glikoz değeri, kan glikoz değeri bu örneklemin bulunduğu popülasyondan farklı mı değil mi merak ediyorsanız, böyle bir hipoteziniz varsa tam da ihtiyacınız olan test tek örneklemli t test. Bu gibi kıyaslamalar çalışma tiplerinde değişmekle birlikte elbette bazı çalışmalar için önemli olabilirler. Yani sizin bir örnekleminiz var. Bu örnekleminize dair herhangi bir bağımsız değişkeniniz yok. Kaydetmemişsiniz. Bir grup hasta üstünde çalışmışsınız. Bu hastaların kan glikoz değerlerini kaydetmişsiniz. Daha sonra bu hastaların kan glikoz değerleri o hastaların bulunduğu popülasyonun kan glikoz değerlerinden farklı mı değil mi diye merak ediyorsunuz. Dolayısıyla burada elinizde olması gereken bilgi o popülasyonun kıyasladığınız değişken açısından ortalama değeri. Yani değişkene ait ortalama değer. Elinizde bu değer varsa siz kendi veri setinizdeki ilgili değişkenin ortalamasını o elinizdeki sabit ortalamadan farklı olup olmadığını bu test ile kıyaslayabilirsiniz. Elbette bu testin bazı varsayımları var. Öncelikle verinin normal dağılıyor olması veya değişkenlerinizin Normal dağılım ile arasında anlamlı bir farklılık olmaması gerekir. Eğer normal dağılmıyorsa bu testin non parametrik versiyonları da var elbette. Bunları da kullanabilirsiniz. Örneğin işaretli sıralar testini asimetrik bir veride çalışıyorsanız işaretli sıralar testini veya simetrik bir veride çalışıyorsanız doğrudan non parametrik one sample t testini kullanmak mümkün. Şimdi bu testlerin nasıl yapıldığını adım adım görmek, bizlerle birlikte testlerin nasıl yorumlandığını öğrenmek istiyorsanız Videonun altındaki katıl butonundan eğitim setlerine erişim paketine üye olabilir ve sürekli bir SPSS hatta GraphPad ve bir de adım adım makale yazma eğitimi alabilirsiniz. Umuyorum lisanslı çalışmalarınızda bir faydasını görürsünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.